Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. Ancak bu uyarı kimileri için müjde oldu. Kitesurf sevenler Kilyos sahiline akın etti. Yaklaşık 30-35 km hızı bulan rüzgarda denizde kitesurf yaptılar. Yani insanlar için fırtına bizim için bayram oluyor genelde. Biz 12 ay yapıyoruz. Ben aslında windsurfçuyum ama İstanbul'da kite yapmaya geliyorum. Yani bizim ek işimiz değil, tek işimiz bu. Öyle mi? Peki soğuk değil mi? Üşümüyor musunuz? Yani yazınki kadar uzun süre suda kalamıyoruz ama dinlenerek yapıyoruz. Keyifli mi? Çok, çok. Belirli sayıda ekip var sanırım. Yani riskleri var mı kışın yapmanın? Yani üçte bilirsiniz. Ya, onun dışında yazdan farklı bir riski yok. Aynen aynen. Ama çoğu insan evden adımını dışarı atmazken siz buralardasınız böyle. Vallahi dediğim gibi benim hayatta en sevdiğim şey denizde olmak. Elimden gelse 12 ay hiç durmadan denize de olurum ama işte çalışmamız gerekiyor. Çalışmadığımız zamanlarda sudayız. Şu an çok şiddetli bir rüzgar var. Saatte kaç kilometre tahmini? Şu an hani yani insanlık için sert gerçekten ama bizim için şu an 20 knot, 22 knot falan. Yani bizim için uygun. Uygun. Biraz daha sert olsa daha mutlu olacağız. Kaç saattir buradasınız? 4 oldu galiba. 4 saattir. Pandemi sürecinde çok mu tercih etmeye başladınız? Ben Datça'da yaşıyorum normalde. Açıkçası pek pandemiyi biz orası sakin olduğu için bir de deniz kenarında olduğumuz için o kadar yaşamadık diye insanlar gibi. Bütün pandemide de sudaydım. Yine sudayım. İnşallah daha da suda olacağım yani. Teşekkür ederim. Anladım. Bu yaptığımız sporun ismi kitesurf. Türkiye'de aslında yaygın bir spor. Bunun yapılmış olduğu yerlere spot deniyor. Burası da İstanbul'un en iyi spotlarından bir tanesi. Belirli bir rüzgar parametresi içerisinde yapılıyor. Daha öncesinde ciddi bir eğitim almanız gerekiyor. Dışarıdan biraz tehlikeli bir spor gibi görünse de aslında bakarsınız güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çok kolay bir spor. Ve insan sağlığı için çok önemli olduğunu kanıtlamış bir spor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara yüksek kuvvetli şiddetli rüzgar olduğu uyarısında bulundu. Siz beklediğimiz haber oydu işte. Evet, siz haberi görünce ne düşündünüz? Biz bu sporu rüzgarda yapıyoruz, mutlu oluyoruz bunları gördükçe. Umarız her zaman böyle rüzgarlar olur burada. Vatandaşlar için uyarı mahiyetinde olan sizin için müjde mi oluyor? Aynen o şekilde oluyor. Saat kaçta geldiniz buraya? Saat 9.30'da geldik sabah. 9.30'da. Daha doğrusu biz rüzgarın durumunu kontrol ediyoruz. Gün batımı ve gün doğumu arasında rüzgarın durumuna göre sporumuzu yapabiliyoruz. Misir'de kitesurf yaptım. Burası çok güzel bir yer. Burası gibi yok mu? Burası çok güzel dalga var. Hı hı.
ve çok güzel rüzgar var. Kilyos çok güzel ve herkes Hakan ile konuşması lazım. Artık güvendesiniz. Çok zor bir an yaşadınız. Ne oldu? Birazcık fazla geldi kite. Rüzgar da çok güçlü olduğu için indirirken birazcık sorun yaşadım ama iyi. İnanılmaz bir rüzgar var. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Siz keyifle kite yapıyorsunuz. Evet, tam bu rüzgarlık yani. Zaten rüzgar sörfü adı. Çok keyifli. Yani çok zor görünse de belli bir seviyeye geldikten sonra daha rahat oluyor. Ve çok keyif alıyorsunuz, evet. Hastalanmaktan korkmuyor musunuz? O aşıyor vücut onu. Yani ilk başta böyle ağrı falan oluyor çok. Yani karın ağrısı soğuktan, rüzgardan ama sonra aşıyor tabii. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yeni başladım, bir sene olmadı. Tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Surf yapıyor musun? Yapıyorum. Zor mu? Yani bana göre kolay. Kışın da yapıyor musun peki? Yapıyorum. Yani zaten dün yaptım. Dün yaptın mı? Üşümedin mi? Yok. Dün sıcaktı da hava. Yani normalde bizim gibi sporlar yapmayan insanların burada olmaması gerekecek bir koşul şu an. Tabii biz bunu değerlendiriyoruz. Bu soğuğu fırsata çeviriyoruz. Uzun zamandır, yıllardır burada Kilyos sahilinde kitesurf yapıyoruz. Biz uçurtma sörfü yani.